Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Olay 20. yüzyılın ikinci yarısında bir gece Turgut'un evinde başlamıştı. O zamanlar daha Olrik yoktu. Daha o zamanlar Turgut'un kafası bu kadar karışık değildi. Bir gece yarısı evinde oturmuş düşünüyordu. Selim, arkasında bir de herkesin bu durumlarda yaptığı gibi mektuba benzer bir şey bırakarak bu dünyadan birkaç gün önce kendi isteğiyle ayrılıp gitmişti. Turgut bu mektubu çalışma masasının üstüne koymuş, karşısında oturup duruyordu. Selim'in titrek bir yazıyla karaladığı satırlar gözlerinin önünde uçuşuyordu. Harflerin arasında arkadaşının uzun parmaklarını seçer gibi oluyor, okuduğu kelimelerle birlikte onun kalın ve boğuk sesini duyduğunu sanıyordu. O zamanlar henüz Olrik yoktu. Hava raporları da günlük bültenlerden sonra okunmuyordu. Henüz durum bugünkü gibi açık seçik, bir bakıma da belirsiz değildi. "Bu mektup neden geldi beni buldu?" diye söyleniyordu hafifçe. Demek hafifçe söylenme alışkanlığı o zamana kadar uzanıyordu. Demek kendi kendine konuşma o gece yarısı başlamıştı. Çevresindeki eşyaya duyduğu öfkenin ifade edilemeyen sıkıntısıyla bunalıyordu. Selim belki bu yaşantıyı önde bir salon salamanje, arkada iki yatak odası, koridorun sağında mutfak, sandık odası, banyo, içeride uyuyan karısı ve çocukları, parasıyla orantılı olarak yararlandığı küçük burjuva nimetleri onu nefes alamaz bir duruma getirmişti diye tanımlayabilirdi. Turgut anlamsız bakışlarla süzüyordu çevresini henüz. 2010 yılının yazdan sonbahara devrettiği zamanlarda bir gece, oturmuşum bahçede yeni bir roman dosyası okuyorum. Daha ilk sayfadan çarpmış beni. Öyle etkili bir başlangıcı var ki. Roman ilerledikçe etki de artıyor. Gözlerimden yaşlar akmaya başlıyor. Durduramıyorum gözyaşlarımı. Biraz yayıncı tutkusundan kabul ediyorum. Elimde çok iyi, çok etkili bir roman var. Üstelik de ilk romanından beri tanıdığım bir yazarın dosyası bu. Bu kitabın onun okuyucu kitlesini daha da genişleteceğini hissediyorum. Heyecanlanıyorum. Ajansına mesaj yazıyorum. Çok, çok beğendim. Kaç basarız diye yazışıyoruz onunla. İkimiz de heyecanlıyız. Roman beni hikayesiyle, diliyle etkiliyor ama bir şey daha var vurulduğum. Bu roman bir romancı tarafından başka bir romancıya adanmış. Göçüp gitmiş olan romancının, "Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?" sorusunun bağıra bağıra verilmiş bir cevabı gibi, bir çığlık gibi, bir kucaklama, bir adanma gibi. "Buradayım Oğuz Atay, buradayız," diyor roman. "Seni unutmadık, unutamayız. Bak bu romandaki sözcüklerde, cümlelerde, işaretlerde, kahramanların arasında sen duruyorsun. Sen bizim edebiyatımızın tertemiz bir kahramanısın." Yeni dosyanın yazarı Hakan Günday, dosyanın adı da Azdı. Ajansının adını da analım tabii, Nermin Mollaoğlu. O geceyi ikimiz de arada konuşuruz hala. Az gerçekten de çok sevildi, çok okundu. 10 yıl olmuş yayımlanalı. Anladınız siz onu. Canım Oğuz Atay'ı pek sevgili Hakan Günday ile konuşacağız. Ben Okurum'un bu bölümünde Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri Oğuz Atay ve onun kült romanı Tutunamayanlar var. Okurluk serüveninde Oğuz Atay nerede duruyor senin? Ben ne yazık ki veya belki sonradan da anladığım şekilde belki de iyi ki geç okudum Oğuz Atay'ı. Ve ilk okuduğum romanı Tutunamayanlardı. Ve okuduktan sonra aslında yani daha romanın başlarında, daha ilk sayfalarında o çok geç okumuş olmayı hissettim. Dedim nasıl bu kadar yıllar içinde okumamış olabilirim? Keşke daha önce okusaydım diye. Ama sonrasında bazen bazı kitaplarla ilişki kurabilmek için, bazı kitapların satırlarına dalabilmek için belki öncesinde başka deneyimler yaşamak gerekiyor. Başka kitaplarda gezilmiş olmak gerekiyor belki. Dolayısıyla çok denk düşmüştür. Yani bir okurluk maceramda tam zamanında aslında denk düşmüştür benim Tutunamayanları okumam. Çünkü öylesine tabii etkilendim ve öylesine içine girdim. Daha doğrusu kendimi içinde buldum ki müthiş bir karşılaşmaydı benim için ve sonrasında da zaten az da elimden geldiğince o ilişkiyi anlatmaya çalıştım, o kitapla olan ilişkimi. Oğuz Atay'ın 43 yıllık hayatı 7 eser kazandırdı edebiyatımıza. Bunlardan ilki 1970 yılında TRT Roman Ödülünü kazanan ve daha sonra 1971 yılında
Sinan Yayınları tarafından iki cilt halinde basılan Tutunamayanlardı. 1973 yılında Tehlikeli Oyunlar, 1975'te Profesör Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı bir bilim adamının romanıyla Korkuyu Beklerken ve bir piyes Oyunlarla Yaşayanlar geldi. Ölümünün ardından 1987 yılında Günlük, 1998'de de Eylem Bilim. 1934 yılının 12 Ekim günü İnebolu'da doğan Atay, o yıllarda ceza hakimliği yapan Kastamonulu Cemil Bey ile Türkiye'nin öncü kadın öğretmenlerinden Muazzez Hanım'ın ilk çocuklarıydı. 5 yaşında daha okula gitmeden okumayı söken Oğuz'un annesiyle ilişkisi çok iyiydi. Muazzez Hanım edebiyata, sinemaya, müziğe düşkün, Alaturka şarkılar söyleyebilen, makam bilen bir kadın. Babası Anadolu olmaktan gocunmayan, sofralara, keyfe düşkün, aydın bir adam. Çok küçük yaşlarında geçirdiği bir ağır hastalıktan dolayı hep ihtimam gösterilerek büyütülen küçük Oğuz'un oyunları daha çok söze dayanıyordu. Çünkü aman koşma terlersin evladım denilen, arkasına tülbent sokuşturulan çocuklardandı o. Kuzeniyle birlikte annesinin bilmeceleriyle büyüyorlar. Türkçeyi yanlış kullanmaları mümkün değil, hep düzeltiliyorlar. Oğuz kendi kendine vakit geçirmeyi tercih eden, belleği çok güçlü bir çocuk. Özel biri olduğunu hissediyor çevresi. Ama okula başlayınca işler değişiyor onun için. Bu arada babanın milletvekilliği nedeniyle Ankara'ya taşınmışlar. Hiç sevmiyor okulu. Annesinden ayrılmak, içine kapanık yapısı, diğer çocukların da onun farklılığını sezinlemeleri yalnızlaştırıyor onu okul ortamında. Bir kız kardeşi de olunca iyice çekiliyor kabuğuna. Aslında iki ayrı insan var Oğuz Atay'ın içinde. Biri odasında kitap ve dergileri okuyarak ya da radyonun çocuk saatini dinleyerek yaşayan çekingen çocuk, diğeri de gözlem ve taklit gücünü ve tabiri caizse fil hafızasını konuşturduğu, yaşanan olayları mizahi bir dille aktaran, ezberlediği fıkraları anlatan sosyal ve eğlenceli çocuk. Liseyi TED Ankara Koleji'nde okuyor Oğuz Atay. İki şey var sevdiği. Biri resim dersleri, diğeri de lise son sınıfta sahneledikleri tiyatro oyunu, yani Hırçın Kız. Okulu sevmese de hafızası ona hep yardım ediyor ve Atay liseyi birincilikle bitiriyor. Aslında o zamanlar öğretmeni olan Eşref Üren'in de önerisiyle Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmek istiyor. Ama babası karşı çıkıyor, ressamlık para getirmez diye. Karikatürler çizen, Rousseau, Balzac, Dostoyevski okuyan, klasik müzikten, sinemadan, Alaturka şarkıları annesiyle birlikte söylemekten hoşlanan Oğuz Atay, kendini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde buluyor ve İstanbul yılları başlıyor böylece. Üniversite günleri baba-oğul çatışmasının yoğun olarak yaşandığı, Ulises'e varan edebiyat-felsefe okumalarının arttığı, çeşitli çevrelerden edinilen ve asla birbirine tanıştırılmayan dostlukların hayata renk kattığı, içine kapalı gencin kabuğunu kırmaya çaba harcadığı zamanlar. Mühendislik hiç de hayatın merkezinde değil. Sonra Baylan Pastanesi, yavaş yavaş edebiyat çevresi, çiçek pasajı ya da dostların deyimiyle Beyoğlu'nda kazmaya çıkmalar, yani volta atmalar, Dostoyevski mi Tolstoy mu tartışmaları, ateşli bir Dostoyevski taraftarlığı, dergicilik, solculuk, sonra askerlik. Sonra Ankara'da solculuk, Ankara'da dergicilik. Cevat Çapan ve aziz dost Vüsat Obener'le tanışma. Askerlikten sonra İstanbul Şehir Hatları Müdürlüğü, iskeleler, limanlar inşa etmeler, yine dergicilik. Pazar postası Ankara'dan İstanbul'a taşınmış çünkü. Dergi yönetiminde tashihten imzasız yazılara her şey için çok yoğun çalışan bir Oğuz Atay. Sonra bir yarışma, radyodaki bir bilgi yarışması. Düşünün bir kere de cevap verin diyen bir ses ve o sese verilen doğru yanıtlar 12 bin lira değerindeki büyük ikramiye. Diyeceksiniz ki bir yazarın hayatını anlatıyorsun. Şimdi bu yarışmayı söylemeye ne gerek var? Oğuz Atay'ın müthiş bilgi birikimi ve olağanüstü hafızasına çok güzel bir örnek değil mi? İlginç bir anı bence. Sonra sol kesimin bir türlü uzlaşamamasından duyulan sızı. Sonra ilk evlilik, bir kız çocuğu. Yavaş yavaş odalara, kitaplara kapanarak uzaklaşma ve ayrılık. O arada bir şirket, müteahhit Oğuz Atay, sonra öğretim üyeliği ve yazı, yazarlık, hayatın üçüncü ve en verimli evresi. Tabii büyük bir aşk. Zeki, kültürlü, Batı edebiyatını iyi bilen ve sıkı takip eden bir kadın, Sevin Seydi. Beyoğlu'nda bir ev, adam roman yazıyor, kadın da yandaki masada romanı İngilizceye çeviriyor. Yani inanç, güven, hayranlık ve Tutunamayanlar. Ödül, kapakta Sevin Seydi imzalı bir resimle ilk baskı. Neredeyse ona adadığım bir romanın var, az.
cümlelerin bile içine sinmiş bir Oğuz Atay var aslında. Okurluk serüveninde Oğuz Atay'ın nerede durduğunu biraz önce konuştuk. Yazarlık serüveninin neresinde duruyor peki? Ya en nihayetinde bütün bu iş dille yapılan bir iş. Kelimelerle yapılan bir iş, hikaye anlatımı. Ve Türkçenin nasıl kullanılabildiğini, hangi biçimlerde bir araya gelebildiğini o cümlelerin ne kadar farklı kaynaklardan görebilirseniz o kadar öncelikle bir hikaye anlatıcısını zenginleştiren bir deneyim o. Dolayısıyla Oğuz Atay Türkçenin kullanımına dair bir dille neler yapılabileceğine dair öyle bir örnek ki ister istemez işi hikaye anlatmak olan birine aslında şunu diyor. Yani bu dille yapılabilecek şeylerin sınırı yok. Çizilebilecek resimlerin sınırı yok. İçinde gezilebilecek, aralarında gezilebilecek duyguların, tasvir edilebilecek düşüncelerin hiçbir sınırı yok. Özellikle tutunamayanlar. Kendi içinde böyle bir, bence bir deney de barındırıyor. Yani Türkçeyle yapılan bir deney aynı zamanda. Bütün içeriğinin haricinde, bütün o romanın kendi psikolojik yapısının haricinde, üslup olarak, dil olarak, kelime kullanımları olarak, noktalama işaretlerinden cümle yapılarına kadar tamamen bir deney gibi ve bu deney bize gösteriyor ki bu dille dev binalar inşa etmek mümkün. İçinde 1000 oda açmak mümkün ve devasa labirentler kurabilmek mümkün. Dolayısıyla ilk önce benim ilham aldığım tarafı tutunamayanların bir dille ilgisi vardır. Yani dille ilgili olan bölümü çok önemlidir benim için ve olağanüstü ilham verici bir kitaptır o açıdan. Yazmaya başlamadan önce açıp şöyle birkaç sayfasını okuyup Türkçenin ne kadar güçlü kullanılabileceğini, ne kadar yeri geldiğinde gerçeküstü resimler onunla çizilebileceğini görmek adına ve ilham almak adına mutlaka denemeye çalışırım, yapmaya çalışırım. Böyle birkaç kitap vardır. Benim yazmaya başlamadan önce herhangi bir metni şöyle dilin ne olduğunu, anlatımın ne olduğunu hatırlamak için açıp okuduğum ve tutunamayanlar da onlardan biri. Peki diğerlerinden de bir iki tanesini söylesene. Gecenin Sonuna Yolculuk öyle bir roman. Kaput öyle bir roman. Malaparte'nin Kaput'u. Çünkü bu kitapların bana sorarsan bir ortak özellikleri var. Bu kitapları istediğin yerden açıp okuyabilirsin. Bu kitapları istediğin yerde herhangi bir cümlenin ortasından bile başlayabilirsin. Çünkü içerikleri sana bir başlayan ve devam eden ve peşinde koşman gereken bir insanın macerasını anlatmaktan ziyade o insanın içinde bulunduğu anı ve zihninden geçenleri anlatmaktan ibaret olduğu için aslında içerikleri bu olduğu için bu romanların sen de bir ilham almaya hazır biri olarak herhangi bir sayfasından açıp o karakterin zihnine dalabilirsin. Hakan'ın söylediği gibi Türkçe ile ilgili sınırları zorlayan, roman yazımında yepyeni bir tarz deneyen, noktasız virgülsüz bölümlerden tutun, tiyatro ya da şiir gibi çok çeşitli teknikleri kullanan, tekerlemelere, ironiye, eksik kalmış metinlere dayanan, aslında kendi de tamamlanmamış bir roman olarak kurgulanmış tutunamayanlar, tabii ki hemen kabul görmedi Türk okurundan ve edebiyat çevrelerinden. Özel bir durum vardı ortada. Tıpkı çocukluğunda ve gençliğinde özel bulunan yazarı gibi, bu romanda özeldi, büyüktü, farklıydı. Ama tıpkı o çocuk gibi biraz korkutucu, biraz ayrıksı, uzak durulması gereken bir kitaptı. Peki Türk edebiyatı için tutunamayanlar aslında yayınlandığı zaman bayağı başkaldırı gibi kabul edilmiş ve neredeyse hiçbir kitabı Oğuz Atay'ın bir ikinci baskısını o yaşarken yapamamış, öyle bir şey oluşmamış. Çok beğenenler olduğu gibi çok nefret edenler, çok eleştirenler de olmuş. Türk edebiyatında tutunamayanların yeri ve önemi ne sana sorarsak? Şimdi belki de dönemi düşünerek biraz bakmak gerekebilir. Nasıl bir dönemde çıktığını düşünerek, o dönemde ne Türk kitapların yayınlandığını ve Türkiye'de neler olduğunu belki düşünerek bunu anlamak mümkün olabilir. Aslında öncesinde neler var tabii. Yani tutunamayanlara giden bir yol var. Bu yolda Sanatları Ayarlama Enstitüsü var. Huzur var. Aylak Adam var. Ve bunlar arada bütün o çalkantılı yılların getirdiği bütün o toplumsal gerçekçi metinlerin arasından mutlaka
böyle ayrı bir havai fişeği gösterisi gibi çıkıyor. Böyle bir şey var. Ve nihayetinde geliniyor 71 yılına, işte 70-73. Ve gördüğünüz şey gerçekten de böyle bir kitabın çıktığı takdirde o sırada ona dönülüp bakılması günün şartlarından dolayı mümkün değilmiş gibi geliyor. 1971'de bir muhtıra veriliyor. Sokaklarda bambaşka olaylar var. Ve biri oturuyor ve her şeyin temeli olan aklın içine bir yolculuk yapmaya çalışıyor. Bütün gördüğü, yani camdan baktığı zaman dışarıda gördüklerinden ziyade aynada gördüklerini anlatmaya çalışıyor. Ve bu anlatım ister istemez o dönem için kesinlikle algılanması mümkün olmayan bir yolculuk. Kesinlikle, hatta şöyle söyleyeyim, muhtemelen zaten hemen hemen de öyle. Bırak o yolculuğa çıkma isteğini, kimseye verme işini, muhtemelen öfke de yaratıyor. Çünkü biz burada bu kadar toplumsal gerçekçi metinler yazarken sen nasıl olur da bir psikolojik roman yazarsın fikriyatı, hissi mutlaka oluyor. Hatta belki şöyle bir düşünmüş bile olabilir insanlar. Yani daha ilk sayfalarından dile ne kadar hakim olduğu ve bu romancılığın ne kadar iyi yaptığını anlamış ve bunu bir büyük bir israf olarak görmüş bile olabilir insanlar. Yani bu kadar iyi bir yazarın nasıl olur da çok daha bir takım sloganlara benzeyen cümlelerden ibaret bir metinle memleketi kurtarmaya çalışmadığına öfkelenmiş, üzülmüş, bunu israf olarak görmüş bile olabilirler. Toplumsal eleştiri, yani çok sıkı yani, bir toplumsal eleştiri de var. İşin ironik tarafı bu. Çünkü bana sorarsan zaten olabilecek en politik metin. Yapısı gereği. Yani olabilecek en politik metin aslında o dönemde yayınlanmış olan. En gerçek anlamda politik metin. Çünkü her şeyin temeline indiği için, insan davranışına indiği için, insanın tercihlerine indiği için, insan kimliğinin ne olduğuna dair sorular sorduğu için, bana sorarsanız da esas politik olan budur. Sadece gündelik haberlerle ilgilenen bir roman değil. Onun için de zaten bugün 50 yıl sonra bu romanı konuşuyoruz. 1968 yılı boyunca yazıyor Tutunamayanları Oğuz Atay. Robert Musil, Hermann Hesse, Franz Kafka ve Dostoyevski gibi büyük yazarlardan beslenen, Batı edebiyatından gelen modernizmin seslerine kulaklarını tıkamamış bir yazar doğuyor. O yıllarda Batı toplumlarında büyük çalkantılar yaşanıyor. Kapitalizme, teknoloji kültürüne, tüketim toplumuna karşı sanatsal anlamda da, toplumsal anlamda da başkaldırılar var. Türk üniversitelerine de sıçrıyor bu hareketler. Sonu kanlı çatışmalara, idamlara, askeri darbelere varacak bir hareketlenme bu. Atay'ın Türkçe ile ve kurguyla yaptığı denemelerle dolu olan, bireyin sorunlarına, çıkmazlarına odaklanan romanı Tutunamayanların o günlerde anlaşılmamasına belki de çok da şaşmamak gerek. Toplum ve edebiyat çevreleri yeniliğe açık değil, günlük hayatın telaşında. Atay'ı anlamıyor toplumda, edebiyat eleştirmenleri de. Ve yazarın payına yine yalnızlık düşüyor. Roman bir gazetecinin ön sözüyle açılır. Başlığı da sonun başlangıcıdır bu bölümün. Anlarız ki Turgut Özben adlı biri ortadan kaybolmuştur ve çekip gitmeden önce bu gazeteciye farklı el yazılarıyla yazılmış metinlerden oluşan bir dosya bırakmıştır. Ve bu dosyanın yayımlanmasını istemektedir. Bu metinlerin zaman sıralaması da kopuktur, yer adları da uydurmadır. Yayıncısına göre bir masal ürünüdür. Bu ülkeye ait değildir. Daha baştan kurallarını koyar Tutunamayanlar. Hiç kimseye, hiçbir anlatıcıya, hiçbir şeye güvenemeyecektir okur. Sırtını şöyle güvenle dayayacağı kimse yoktur bu romanda. Turgut Özben'in hikayesini okumaya başladığımızda da onun intihar ettiğini öğrendiğimiz arkadaşı Selim Işık'ın peşinden bir yolculuk başlar. Selim'in, Turgut'un hitabıyla canım Selim'in yazdığı metinlerin ve onu tanıyan çeşitli kişilerin ve onların yazdıklarının devreye girdiği bu yolculukta okur kaybolmayı göze almalıdır. Selim'in neden intihar ettiğini, neden tutunamadığını öğrenmek için yola çıkan Turgut da bu labirentte kaybolacaktır sonunda. Öyle kolay anlatılacak, başı sonu belli bir roman değil Tutunamayanlar. Yazmaya, anlatmaya karşı coşku duyan bir metin. Sanki çocukluğundan beri hep dikkati çeken o hafıza, o fil, kafasının içindeki tüm biriktirdiklerini, tüm dilbazlığı, tüm zekası, tüm gözlem gücüyle okura doğru fışkırtmaktadır hortumundan. Bu sele kapılmamakta direnen okurun vay haline.
Onu kült haline getiren şey biraz senin daha önce sözünü ettiğin o yazım tekniği, içe dönebilmesi ve aynı zamanda da anlattıkları tabii o baş kaldıran tavrı. Ya, nasıl kült olduğunu gerçekten şimdi söyledin ama hangisi ağır basıyor sence? Hepsi bir bütün tabii de. Yani yazım tekniği mi aslında çok yeni geliyor insanlara ve sonra bugüne de hitap ediyor? Yoksa işte anlattıkları tabii ki o kadar insana dair ki o mu? Sen nasıl düşünüyorsun? Bireye dair sorular sorduğu için bir defa aynı Shakespeare metinleri gibi. Asla eskimiyor. Her dönemde yeniden ve yeniden başka araçlar yüzünden ama yine aynı soruları insan soruyor. Tüketimin belki biçimi değişiyor, araçları değişiyor ama sonuçta aynı çelişkiler karşısında buluyor birey kendini. Dolayısıyla bu romanda da insana dair olabilecek bütün çatışmalar, çelişkiler işlendiği için ve de çok iyi işlendiği için yani bütün ayrıntısıyla işlendiği için röntgen iyi çekilmiş olduğu için zihnin bana sorarsan her dönemde mutlaka hem cevap hem soru oluyor okuyana. Ama bunun daha yaygın biçimde okunması vesaire de 90'larda oluyor tabii Türkiye'de. Daha belki işte insanların daha içlerine döndüğü bir dönemde politik yapının tamamen değişip belki işte insanların hani apolitik bir gençliğin yetiştiğini düşündüğü ve öyle olduğu bir dönemde yani 80'den sonra aslında görülüyor ki 90'lara doğru o insanların evet belki klasik anlamda camdan dışarı bakıp sokakta olanlarla ilgilenmek yerine aynaya baktığı, bakmaya başladığı bir dönemde görüyoruz ki Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını birden keşfediyor aslında o dönemin gençliği ve sonrasında da nesilden nesile aktarılıyor. Onu bir kere öldürdünüz. Buna bir daha fırsat bulamayacaksınız. Birinci ölümünden temizleyeceğim onu. İkinci gelişini sağlayacağım böylece. Bu görev benden daha esaslı birine verilseydi, benim gibi zayıf ve korkak birinin bu işin üstesinden gelmesi mümkün mü? Mümkündür efendimiz. Benim gibi günlük yaşantı batağına saplanmış biri ne yapabilir Ulrich? Her yaşantınızda Turgutluk olduktan sonra gerisinin ne önemi var efendimiz? Anlamadım Ulrich. Anladınız efendimiz. Anlamaktan korkuyorsunuz sadece. Ben Turgut'um Ulrich. Turgut Özben. Bunca rezilliğimden sonra nasıl? Ölmekten mi korkuyorsunuz efendimiz? Bilmiyorum Ulrich. Büyük bir karışıklık ve belirsizlik seziyorum. Yaşantılarıma verdiğim eski anlamlar birer birer kaçıyor. Yeni anlamlar veremiyorum kelimelere. Ben Selim değilim Ulrich. Selim romanları okuya okuya Selimliğe özenen bir Don Kişot olmaktan korkuyorum. Don Kişot büyük bir soyluydu efendimiz. Kendisine büyük saygım vardır. Onun gibi birine hizmet etmekten şeref duyardım. Bütün savaşlarına gönüllü katılırdım. Bütün düşmanları, insana bu güzel hayatı zehir eden bütün kötü hayalleri toz ederdim onunla birlikte olsaydım efendimiz. Yalnız güzel hayallerin yaşamasına izin verirdim. Bütün hayallerin yalnız güzel olduğunun düşünülmesine, böyle yorumlanmasına izin verirdim. Ben daha Don Kişot'u bile okumadım Ulrich. Kendimden utanıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Ulrich. Olsun efendimiz, siz onu içinizde yaşıyorsunuz. Okuyanlardan daha iyi biliyorsunuz. Bu büyük bir aldanış değil mi Ulrich? Her zaman kendime bulduğum bir mazeret değil mi? Dünyada az sayıda soylu kişiye bazı haklar tanınmıştır efendimiz. Bu hakları görünüşte kimse tanımasa da, bu hakların varlığını inkar etse de, hiç olmazsa bu soylu kişiler farkında olmalıdır bu hakların. Ne demek istiyorsun Ulrich? Şimdi bu mektubu okusak da gene temiz kalabilir miyiz? Hiç kuşkunuz olmasın efendimiz. Sonu belirsiz bir kavgaya atılıyoruz Ulrich. Yanımda senden başka kimse yok elle tutulabilen. Öyle bir savaşa gidiyorum ki Ulrich, bizi İsa bile kurtaramaz. Öyle bir yazım tekniği var ki Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'da, oyundan şiire her türe yer veren bir roman aslında. Yani o romanın içinde çeşitli parçalar var, aynı şeyin etrafında dönmemize rağmen oyun türünü de kullanıyor, dediklerini anlatabilmek için şiiri de kullanıyor. Belki bu da o dönem için insanlara biraz yabancı gelmiş olabilir. Dediğin siyasal gelişmelerin dışında belki zamanla 90'lı yıllara gelindiğinde postmodern metinlere biraz daha alışmayla da birlikte acaba bunun da etkisi olabilir mi? Biraz daha yakın, biraz daha alışmışlar ve kolay okunur hale gelmiş olabilir mi okuyucu içinde?
Kesinlikle, kesinlikle olabilir. Şimdi sen böyle sorunca aklıma geldi. Türkçe ile gerçekten oynadığı yerler vardır. Ve bu anlatım tabii çok daha üzerinde baskı olmayan bir okuma gerektiriyor. Yani herhangi bir baskıyla bunu mutlaka her kelimesini anlamam gerekir. Her bir cümlesine mana vermem gerekir. Biçiminde bir okuma yapıldığı takdirde bu metne. Bence sonunda çok daha mutlu kalkmayabilirsiniz o kitabın başında. Yani şunu demek istiyorum. Eğer her bir haltı anlamaya çalışırsanız bu romanlarda, daha üçüncü sayfasında, dördüncü sayfasında iyi de o kimdi, şimdi bu kim, bu nereden çıktı, bu karakter nereden geldi deyip tamamen içinde kaybolup gidip beşinci sayfada da zaten ben bununla ilgilenmiyorum. Çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum burada diyebilirsiniz. Dolayısıyla başka türlü bir okuma gerektiriyor elbette tutunamayanlar. Nasıl Ulysses, James Joyce başka bir okuma gerektiriyorsa tutunamayanlar da öyle. Ve bence oradaki o okuma da aslında hemen hemen şuna benziyor. Bir senfoni orkestrasını izlemeye, dinlemeye benziyor. Şimdi her enstrümanın adını bilmek zorunda değilsiniz bir senfoni orkestrasında. Hangi ölçülere göre çaldıklarını bilmek zorunda değilsiniz. Hangi döneme dair bir melodi çaldıklarını bilmek zorunda değilsiniz. O orkestrayı izlerken tüylerinizin diken diken olması için. Tutunamayanları da böyle görüyorum. Eğer okur kendini tamamen özgür bırakıp teslim ederse kitaba, o takdirde gözlerini cümlelerin üzerinde hiçbir korkusu olmadan kaydırmaya başlarsa eğer, belli bir süre sonra bir şeyler hissetmeye başlayacak. Ve o his aslında, o duygu aslında bütün o yüzlerce sayfada anlatılan hikayenin özü olacak. Çünkü en nihayetinde bütün sanat eserleri bir duyguyla başlıyor ve bir duyguyla bitiyor. Ve arada bütün o belki işte bilgi birikimi, entelektüel birikim veya hikaye anlatımına dair yetenekler oluyor. Ama en nihayetinde her şey bir duyguyla başlayıp bir duyguyla bitiyor. Belki dediğin gibi okurun da değişmesiyle alakalı. Yani okurun da daha çok böyle bir okumaya yönelebilmesiyle de ilgiliydi tutunamayanların yeniden keşfedilmiş olması. Hazırlıklı olmasıyla da ilgili belki dediğim gibi. Ama bu gerçekten bir kitabı nasıl okumalıyız içinde çok tatlı bir yanıt oldu. Çünkü gerçekten kendimizi bırakabilmek, yani yazarın yarattığı dünyaya kendimizi bırakabilmek herhalde en önemli başlangıç noktası diye düşünüyorum. Yani baktığım zaman o demin bahsettiğim yazmaya başlamadan önce ilham almak adına, yazının nasıl bir araç olduğunu anlamak adına okuduğum bütün o yazarların aslında ortak noktası o. Şöyle bir deney yapıyorlar, şöyle bir manzara çiziyorlar aslında. Öyle bir dil kullanılıyor ve öyle bir kelime sıralaması var ki eğer okur kendini tamamen serbest bırakırsa ve tüketici-üretici ilişkisinden çıkıp ben buradaki her harfi anlamalıyım ihtiyacından sıyrılabilirse o zaman zaten belli bir süre sonra bir takım renkler, bir takım sesler, belki işte bir mide bulanması, belki bir baş dönmesi başlıyor elbette bu kitaplarda. Dolayısıyla siz bir hisle kalıyorsunuz en nihayetinde. Belki sorsalar size ne anladın tutunamayanlardan diye bitirdiğiniz zaman kitabı verecek bir yanıtınız yok. Belki sayamazsınız. İşte evet bir Selim Işık vardı, bir Turgut Özben vardı. Belki anlatamazsınız neler yaşadığını. Ama ne hissettin bu kitabı okuduktan sonra diye sorulduğunda mutlaka bir cevabınız olur. Eğer özgürce okuduysanız. Senin cevabın, ilk cevabın neydi? Ne hissettiğine karşılık gelen? Galiba bilinmezlikti. Her şeyin kesin olduğu bir toplumda, her şeyin köşeli olduğu ve her şeyin önceki nesiller tarafından bariz bir şekilde yerleştirildiği bir toplum veya işte dünyada aslında hiçbir şeyin kesin olmadığına dair bir histi yanılmıyorsa. Bu da her ihtimalin mümkün olabileceğini düşündürüyordu tabii bana. Ve insanın da bütün o ihtimalleri hayal etmekle aslında mükellef olduğunu düşündürüyordu bana. Selim duygularıyla hareket eden biridir, temiz biri. Bilmez toplumsal hayatın oyunlarını. Oynamaz o oyunları. Turgut daha genel geçer kurallara göre yaşayan pozitivist biri.
kendi çıkarlarını korumayı, bu düzenin içinde yaşamayı başarmış o. Ta ki Selim'in intiharının peşine düşene, bu yolculukta Ulrich'le tanışıp onunla ilişkiyi ilerletene kadar. Çözülmenin kendini gösterdiği yerin Turgut'un hayatını sorgulamaya başladığı, yavaş yavaş selimleşmeye doğru ilerlediği o yerin anahtarı Ulrich'tedir. Araştırmalarında rastladığı herkes Selim'le ilgili bir şeyler söyler ona. Bir bilmecenin parçaları gibi bir araya gelir bütün anlatılanlar. Fakat eksiktir ortaya çıkan resim. Tıpkı bütün karakterlerin yazdığı metinler gibi. Ama yine de okumak, yazmak, kitaplar, edebiyat, felsefe merkezindedir romanın. Ezbere dayalı eğitim hayatı, inanç, inançsızlık, toplumun ikiyüzlülüğü, yalnızlık, hepsi sırayla alırlar yerlerini bu çok sesli, çok sözlü romanda. Alay edilmedik hiçbir şey kalmaz, konuşulmadık hiçbir şey. Ama kimse birbirini dinlemez aslında. Herkes bir gürültünün parçasıdır ama bir bütünün değil asla. Ne bu seslerin birbirine karıştığı karmaşa çözer insanın yalnızlığını ne de sessizlik. Tek başınadır insan. Olsa olsa bir Ulrich vardır yanında, işte o kadar. Selim Işık ve Turgut Özben. Turgut Özben'in arkadaşı Selim Işık intihar etmiş ve Turgut da onun peşinden onunla ilişkili olan insanlarla konuşarak aslında yeni bir Selim Işık portresi çıkarmaya çalışıyor. İki ana karakterimiz hakkında da biraz konuşalım istiyorum. Kim onlar? İyi kitaplarda, gerçekten bize ilham veren kitaplarda onların başka bir ortak özelliği daha var. O da şu, o kitapların içinde de mutlaka başka kitaplardan bahsedilir. Başka yazarların adları geçer, şairlerin adları geçer. Selim'in hikayesinde onun aslında okuma macerasını görürsünüz. Hangi yazarlardan etkilendiğini, hangi dönemde hangi yazarları okuduğunu takip edersiniz ve bu şekilde aslında onun birey olarak evrimini de görürsünüz. Oscar Wilde de okur, Gorki de okur, Pettigrew'le okur. Ve bence Selim Turgut'a göre denemiş olan biri. Denemiş ve içindeki o arayışa, o demin bahsetmeye çalıştığım kitabı bitirince hissettiğim o bilinmezlik hissine kendini bırakıp kim olduğunu ve bu hayatta ne yapmak istediğini aramış biri. En azından aramış. Turgut ise bu arayışı hissetmiş ama hiçbir zaman gerçekleştirmemiş biri olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Ve ne zaman ki Selim'in ölümüyle ilgili bilgi almaya çalışıyor, ne zaman ki onun peşine o gizemi çözmeye çalışıyor, o zaman Turgut'un arayışı başlıyor. Yani ararken kaybolmuş bir kaşifin, bilinmeyen bir kıtayı, o kaşifin hayatını araştırırken kaşif olan başka bir araştırmacıyı görüyoruz. Yani bir dağın tepesinde veya bir volkanın ağzında veya bir nehrin sonunda kaybolup gitmiş bir kaşifin peşinde giderken kaşif olan birinin hikayesi aslında. Klasik bakış açısıyla, toplumun klasik bakış açısıyla aslında bu denklem tam tersine işliyor. Turgut dışarıdan bakıldığında tutunmuş görünüyor. Selim ise kaybetmiş, tutunamamış görünüyor. Bu ikilem de ilginç değil mi? Öyle tabii, çünkü yani aslında burada seçilmiş olan kelime o kadar doğru ki, işte tutunmak denilen öyle bir fiil bulmuş ki zaten Oğuz Atay. Ve aslında bütün romanı öylesine tek bir kelimede özetleyebilmiş ki zaten birçok şeyi anlatıyor. Yani tutunmak ne demektir? Tutunma durumu varsa eğer demek ki bir yer çekimi vardır. Herkes sürekli düşmektedir ve mutlaka tutunması gerekir ki o düşüş sona ersin. Bunu varsayar mesela tutunmak fiili. Neye tutunduğunun önemi çok büyüktür çünkü kimliğini oluşturmaya başlar tutunduğun şey. Neye tutunduğunda düşmeyi durdurduysan o tutunduğun şeye dönüşmeye başlarsın. Bunları da anlatıyor roman. Dolayısıyla seçilmiş olan gerçekten fiil çok önemli. Ama burada galiba şöyle bir şey var. Selim şunu fark ediyor. O aslında hiçbir zaman tutunmak istememiş. Çünkü tutunabilenlerin kurmuş olduğu düzeneyi öncelikle kendisine uygun bulmadığı için birisi ona tutunamayan dediği takdirde o bunu ancak şöyle algılamış olabilir. Sizin tutunduklarınızın hiçbir kıymeti harbiyesi yok ki ben onlara tutunayım. Bu bir. İkincisi benim böyle bir arzum yok. Çünkü ben kendi tutunacağım dalı kendim hayal etmek istiyorum der. Dolayısıyla aslında tutunamayan Turgut'tur daha çok.
Selim tutunmayandır. Selim seçmiştir. Bence öyle. Selim seçmiştir ve kesinlikle zaten öyle bir ihtimali düşünmemiştir. Çünkü bir başkası ona belki tutunamayan dediği takdirde de yok yanılıyorsunuz demiştir. Çünkü benim sizin tutunduğunuz şeylere tutunmayarak kazandıklarımın farkında değilsiniz demiştir. Onlara değer vermediğiniz için beni tutunamayan olarak görüyorsunuz. Benim bu iç dünyamda yaptığım yolculukta kazandıklarıma değer vermediğiniz için bana tutunamayan diyorsunuz demiştir. Dolayısıyla o biri tutunmayansa öbürü de tutunamayan herhalde. Benim için bütün oyunlar, romanlar, hikayeler herkesin anladığından başka bir anlam taşıyor. Bütün hayat, bütün insanlık bu kitaplarda anlatıldı, bitirildi. Yeni bir şey yaşamak, yeni bir kitap tanımak oluyor benim için. Kitaplarla ve onların yazarlarıyla birlikte yaşıyorum. Ön sözlerle yaşıyorum. Hiçbir yazar şaşırtmıyor beni. Çünkü hayatlarını sonuna kadar biliyorum. Gerçek dediğiniz dünyadaysa kimin ne yapacağı belli değil. Her gün şaşırtıyorlar beni. Yazarlarımla yaşamak daha kolay. 1886'da N kasabasında doğdu. Babası, annesi, kardeşleri, çevresi, yaşarken kimsenin bilmediği ıstırapları, kuruntuları, arkadaşlarıyla kavgasının gerçek nedeni, hepsi satırların arasında. Tanımadığım yönlerini merak ediyorum ilk sayfalarda. Fakat biliyorum hemen her şeyi öğreneceğimi. Bana kitap kurdu, boş hayaller kumkuması, hayatın cılız gölgesi gibi sıfatlar yakıştırılabilir. Şövalye romanları okuya okuya kendini şövalye sanan Don Kişot'a benzetebilirsiniz beni. Yalnız onunla bir fark var aramda. Ben kendimi Don Kişot sanıyorum. Genç Selim'in bu sözlerinde genç Oğuz Atay'ı görmek mümkün, öyle değil mi? Oğuz Atay'ın yaşadıkları, düşünceleri bazen Selim'in ağzından yansıyor bize, bazen de Turgut'un sıkışmışlığında gösteriyor kendini. Kimsenin birbirini can kulağıyla dinlemediği bir toplumda aydın olmak işte. Bölümün başında çizdiğim Oğuz Atay portresini tutunamayanların satır aralarında aramaya kalkarsanız eğer, hiç de eliniz boş dönmezsiniz bana sorarsanız. İnsanlardan çok etkilenen, onlara değer veren ve sonra derin hayal kırıklıklarıyla yalnızlığına dönen Selim, biraz da Oğuz Atay'dır. Müteahhitlik yılları, romanın başındaki aile babası Turgut'tur belki de. Dergicilik, çeşitli çevrelerden dostlar, baba-oğul ilişkisi hep benzerlikler taşımaktadır onun hayatıyla. Örneğin Selim'in askerdeyken tanıştığı filozof lakaplı Süleyman Kargı'da Müsat O. Bener vardır çokça. Peki ya uğruna noktasız virgülsüz, nefessiz sansürsüz, 70 sayfalık bir bölüm yazılmış Günsel'de büyük aşkı yok mudur yazarın? Günsel'i biraz da sevinseydi değil midir? Tutunamayanlar da zaten ona ithaf edilmemiş midir? Günsel'in romandaki yeri hakkında ne dersin? Ve hemen üzerine ekleyeyim Ulrich'in. Galiba Günsel'i o bir filtre gibi galiba, değil mi? Düşünceler onun içinden geçiyor ve aslında bir mantığın filtresi gibi bir yandan. Böyle bir hassasiyetin filtresi gibi. Ulrich gerçekten çok ilginç tabii. Yani Ulrich'in kullanımı orada tamamen o iç dünyasında yapılan yolculuğu, Turgut'un iç dünyasında yaptığı o yolculuğun o bekçisi gibi. Ve tabii biz o sayede, o diyaloglar sayesinde takip ediyoruz o yolculuğu, Ulrich'te yapılan. Ve bir işte özbenin bir alt beni gibi evet. O. Ve çok daha kışkırtıcı bir karakter tabii. O bir böyle biraz şeye benziyor, bu tam bir Harlequin tiplemesi vardır tiyatroda. İzleyici görür ama sahnedeki görmez klasik tiyatroda. Aslında onun gibi. O bazen izleyiciye görünen, bazen de Turgut'a görünen bir karakter aslında. Bazen okura görünüyor, bazen de Turgut'a görünüyor. Ama aslında hepimiz biliyoruz ki o Ulrich'ten çok var aslında. Yani birden fazla Ulrich var Turgut'ta ve herkeste. Evet. Oğuz Atay'ın mizahı da çok sıkı bir şekilde kullandığını düşünüyorum. Ben hatırlıyorum, bazı bölümlerde gerçekten kahkaha atarak okumuştum. Sende de böyle bir etkisi olmuş muydu romanın? Kesinlikle. Kesinlikle, çünkü eğer bir şey, herhangi bir kavram, herhangi bir kurum, kuruluş aklına ne gelir? İnsanın inşa etmiş olduğu soyut veya somut herhangi bir şey. Ele alıp bunu, bu şeyi parçalamaya başlarsın eğer. Yani bir radyoyu söken bir çocuk gibi veya bir, şimdi bugün çocuklar neleri söküyorlar bilmiyorum ama eğer o şekilde yaklaşıyorsa
çevrende gördüğün her şey kendinde dahil. Bir süre sonra bütün o dıştaki, en dıştaki bütün o varakların, işlemelerin, gösterişli şeylerin hiçbirinin aslında arkasında aynı şekilde bir gösteriş olmadığını, her şeyin çok mekanik olduğunu, her şeyin bir neden-sonuç ilişkisinde gerçekleştiğini anlamaya başlıyor. Bunu anlamaya başlayınca da aslında Kafka'da çok vardır ya, her şey saçma geliyor. Çünkü sen yıllarca o varaktan ibaret zannetmişsin. O çerçeveden ibaret zannetmişsin belki o içini açmaya çalıştığın şeyi. Ancak sonrasında görüyorsun ki arkada akıl kârı hiçbir şey yok. Arkada sadece bir oyun var. Bir zemberekler var, çarklar var. Sana herhangi bir şey katacak hiçbir şey yok. Şimdi bunu anlayınca özellikle de eğer yılların geçtiyse bunun aksine inanarak ilk tepkin gülümsemek oluyor muhtemelen. Bu tabii tam da hani romanlarda gibi acı bir gülümseme olacaktır tabii. Evet. Ama bir gülümseme, yani bu şey gibi kazıklandığını anladığın an ama bunu hiçbir zaman değiştiremeyeceğini anladığın an. Yani soyulduğunu anladın, gitti hırsız, biliyorsun artık olmayacak ve kendi kendine bir güldüğün bir an var. Çünkü çok saçma. Evet. Her şey çok saçma diye düşündüğün bir an var. Oğuz Atay'ın çok ciddi başladığı paragrafları çok komik bitirebilmesinin galiba açıklaması bu. Çözüyor, parçalıyor ve sonunda işte Oz büyücüsünde vardır ya, sonunda perdenin arkasını gösteriyor. Ve perdenin arkasındaki şey çok saçma, o kadar saçma ki gülmeye başlıyorsun. Tutunamayanların 1971 yılında ilk baskısını yapması da hiç kolay olmamış aslında. Ödül kazanmış olmasına rağmen yayın evi bulmakta da zorlanmış Oğuz Atay. Yazdıklarının benimsenmemesinin ardından Sevin Seydi ile ilişkisinin bitişi de ondaki yalnızlığın tonlarını iyice koyultmuş. Onunla Tutunamayanlarla ilgili bir söyleşi yapmış olan Pakize Kutlu, o sıralar ansiklopedicilik yapmakta olan Atay'ın hayatında gitgide daha çok yer kaplamaya başlar. Ve böylece ikinci evliliğini 1974 yılında yapar yazar. 1976 yılında da önce bir grip olarak başlayan, sonra bir türlü geçmeyen baş ağrılarıyla hayatını ele geçiren rahatsızlığı ortaya çıkar. Beyninde tümör vardır. Dostları onun öleceğini sezinlediğini, buraya kadarmış gibi bir tavır takındığını söylerler göçüp gitmesinin ardından. Tedavi için İngiltere'ye gitmesi de bir işe yaramaz. Sevinseydi orada da destek olacaktır ona. Her ikisinin de hayatında başkaları vardır ama dostlukları hep sürmüştür. Yazarın ölümüne kadar da sürecektir. Yaşam korkusuyla ölüm korkusunun iç içe geçtiği metinler yazan Oğuz Atay, ölüme çok yakın olduğunu bilerek yaşadığı aylar boyunca soğukkanlılığını hep korur. Ve Türkiye'ye döndükten 2 ay sonra 1977 yılının 13 Aralık günü veda eder hayata. Bedeni artık dünya üzerinde değildir. Oysa yazdıkları gün geçtikçe daha çok okurun dikkatini çekecek, onu çok ağır bir dille eleştirenler zamanla sözcüklerinin gücünü kabul edecek, 70'li yıllarda basılan kitapları nesilden nesile etkisini arttırarak yolculuğunu sürdürecektir. 1970 yılında yazılmış bir romandan söz ediyoruz. O günün tutunamayanlarıyla bugünün tutunamayanları arasında nasıl bir fark var toplumdaki bütün bu değişimlerden sonra? Bilemiyorum. Yani özünde bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bu bir his çünkü. Yani içine doğduğun bir toplumla ne kadar uyum içinde olduğun, zaman içinde keşfettiğim bir gerçek ve bunun belli bir sonucu var. Ya idare edebilir oranda uyum içindesin ya da reddedecek derecede uyumsuz. Ortak noktanız yok ve her şeyi parçalamaya meraklı olduğun için, içine bakmaya meraklı olduğun için de anlıyorsun ki zaten hiçbirinin gerçek bir mantıklı kaidesi de yok. Dolayısıyla öz açısından hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani bunların hepsi birer tercih ve her dönemde var diye düşünüyorum. Yani 70'lerde de var, işte 2000'lerde de var, daha ileride de olacak. Daima birileri çıkacak ve anlamadığı şeyleri soracak. Bunu Atina'da da yapıyorlardı bundan 2000 yıl önce. Neden diye soracak, niye diye soracak. Ve daima başka birileri de çıkacak ve sana ne, sorma diyecek. Yani daima birileri o çocuksu merakla her şeye bakıp niye, neden diye soracak. Cevap alamadığı oranda
kendisi anlamaya çalışacak. Anlamaya çalıştıkça da birey olarak tamamen bir çelişkiler yumağının içinde kaldığını fark edecek. Çünkü davranışlarıyla düşünceleri arasında fersah fersah farkları olduğunu anlayacak. Gerçek düşündükleriyle gerçekten aklından geçenlerle söylediklerinin arasında çok büyük farklar olduğunu anlayacak. İnsanın tamamen aslında bir varlık olarak çatışmadan, çelişkiden ibaret olduğunu anlayacak. Ve arkasına şöyle bir yaslanıp duracak. O durmanın da bana sorarsan hiçbir dönemde birbirinden farkı olmayacak. Yani o bakışlarda o duran kişinin bakışlarında belli bir boşluk olacak muhtemelen. ve o boşluk, o bakışlardaki boşluk hiçbir dönem değişmeyecek. O her dönem aynı olacak. O bakışlardaki o hiçbir şey görmeyen ya da belki aksine görmeye başlamış olan bir çift gözün o boşluğu. Yani karşısında insan olsa bile onu görmeyen ama aslında her şeyi görmeye başlamış olan insanın bakışlarındaki boşluk her dönem aynı olacak diye düşünüyorum. Tutunamayanlar, akıllılık delilik arasındaki çizginin sürekli yer değiştirdiği, biten bütünleşen öykülerle değil, çoğalıp parçalanan, uzayan sözlerle yolunu bulan, edebiyatın neredeyse kutsandığı, okuma ve yazma eylemlerinin hayatın merkezinde durduğu, okurdan da delilik çizgisine yakın durmayı bekleyen ve bunu kabul ettiği müddetçe de okurunu özgürleştiren bir roman ve günümüz Türkiye'sinin en çok okunan romanlarından biri. İmza günlerinde sen kitap, albüm isimleri yazdırırsın, listeler yaptırırsın. Böyle bir önünde hep bir kağıt olur. Artık imza günleri de biraz hayal oldu ama şu anda. O listelerde tutunamayanlar çok sık çıkar mı karşına? Evet. Çok. Peki çok. Başka hangi kitaplar ağırlıkta oluyordu o listede? Böyle hani çok sık çıkanlardan birkaç tane söyleyebilir misin? Aklına gelir mi şimdi? Tutunamayanlar evet, kesinlikle olur. Aylak Adam olur. Kafka olur. Kafka'nın kitapları olur. Tabii ben bir yandan macera romanlarını çok sevdiğim için ve aslında temel olarak benim yapmaya çalıştığım şey macera romanı yazmak olduğu için, yani macera romanı yazmaya çalıştığım için Jack London'la ilgili çok şeyler olur veya o dönemden bilmediğim, tanımadığım, keşfetmem adına hiç bilmediğim isimler olur bazen. Onlar çok etkileyici olur. Ama dönen isimler, yani her 5 senede bir, 4 senede bir baktığın zaman tutunamayanlar mutlaka vardır. Tehlikeli Oyunlar mutlaka vardır. Veya ilk okuduğu o kişinin ve belki de Oğuz Atay'a başlamanın en doğru yolu olan Korkuyu Beklerken vardır. Çünkü o demin bahsettiğimiz okuma biçiminden dolayı, yani okurun her bir noktayı anlamam lazım yoksa paranı geri verin anlayışı ister istemez oluştuğu için, yani sanat ürünüyle tüketicisi arasında bir böyle bir tost makinesi ve kullanıcısı ilişkisi oluştuğu için ister istemez yıllar içinde Oğuz Atay metnine, yani bütün o külliyata geçişte belki Korkuyu Beklerken daha uygun bir ilk basamak olabilir. Doğan Bey görüyorum ki bu kitaplar sürekli geri gelir ve tabii bu çok mutluluk verici çünkü bu kitaplar öyle kitaplar ki sonrasında size 100 kitap daha okutur. Bir de senin okurların gerçekten çok genç okurlar. Onların da Oğuz Atay'la bu kadar sıkı bir ilişkisi olması da çok güzel. Evet. Yani dediğim gibi ilham verici metinler bunlar. Bunlar mutlaka size de yazma isteği verecek metinler en başta. İlla biriyle paylaşmak için değil, kendiniz için yazma isteği verecek metinler. Kendinizi anlamak için. Yani yazmayı bir düşünmenin bir yolu olarak kullanmak için ilham verecek metinler bunlar. Tutunamayanların sendeki müzik çağrışımı ne? Hani listelerde albümler de var diye soruyorum. Hangi albüm eşlik etsin tutunamayanlara? Hangi grup ya da hangi şarkı? Çok zor bir soru. Çünkü gerçekten o kadar çok bölümü var ve herhalde hepsi farklı olabilir diye düşünüyorum. Ama sanki Jordi Savall ve Cello herhalde. O zaman bölümü dinlemeyi bitirdikten sonra ünlü Katalan müzisyen Jordi Savall'ın çaldığı bir esere kulak verin siz de. Hem yaylı çalgılar gibisi var mı? Belki tutunamayanlarda adı bolca geçen Don Quixote'dan bir sayfayı da açarsınız rastgele. Metinlerden fal tutarsınız kendinize. Ya da tutunamayanlardan bir sayfa seçin isterseniz. Bakalım ne düşecek payınıza.
Oğuz Atay'ın alaycı dilinden kimler nasibini alacak sizin fal sayfanızda? Belki duygusal bir bölüm çıkar, hem kim bilir. Bat dünya bat mı dedirtecek size? Yoksa canım Selim diye duyduğunuz şefkati mi dökeceksiniz sözcükleri? Olrik'le konuşmaya başlarsanız dikkatli olun efendimiz. Kaybolma tehlikesi var sonunda. Ama belki de kaybolmak kendini bulmaktır biraz da. Kim Turgut Özben'in sadece kaybolduğunu söyleyebilir ki zaten? O biraz da kendi gerçeğiyle tanışmadı mı Selim'in peşinden giderken? Belki şimdi bir trende Jordi Savall'ın cello değil de kanun çalışını dinliyordur hem. Ve hala Don Quixote okuyup savaş açacağı yel değirmenlerinin hayalini kuruyordur. Öyle işte. Tutunamayanlar anlatılabilir bir roman değil aslında. Hakan'ın da söylediği gibi kendini bırakmayı gerektiren bir kitap. O seni nereye götürürse oraya gideceksin. Yani ben becerememiş değilim vallahi bak. Söylenecek daha çok şey var hakkında ama gelin biz ima ile yetinelim. Eğer bir yere tutunacaksak illa bunun kitaplar olduğunu da hiç unutmayalım. Tutunamayanlar da en çok başka metinlere tutunmuyor mu zaten 667 sayfa boyunca? Oğuz Atay'ın tüm eserlerini 1984 yılından beri İletişim Yayınları buluşturuyor okurlarla. Bölümün esas kızı Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Bir Bilim Adamının Romanı, Eylem Bilim, Storytel'de sesli kitap olarak da var. Oyunlarla Yaşayanlar ve Eylem Bilimi e-kitap olarak da bulabilirsiniz yine Storytel'de. Tutunamayanları okuduysanız bile bir kere de Şerif Erol'un sesinden dinleyin derim ben. Bölüm konuğum da sevgili eski yazarım, eskimeyen arkadaşım Hakan Günday'dı. Hakan'ın Kinyas ve Kayra, Zargana, Piç, Malafa, Azil, Ziyan, Az, Daha adlı kitapları Doğan Kitap logosuyla yerlerini alıyor kitabevi raflarında. Biliyorum, okurları dört gözle yeni romanı bekliyorlar. Senaryolar falan derken biraz ara vermiş oldu. Ama bence 2021'de bir müjde gelebilir. Hakan'ın tüm romanlarının sesli kitap versiyonu var Storytel'de. Üstelik küçük bir sır. Az'ı beraber seslendirmiştik yıllar önce. Daha Storytel bile yoktu memlekette. Seslenen kitaptı o zaman adı. Derda'yı ben, Derda'yı o. Eğer kendinizi Oğuz Atay'a teslim ederseniz, o kitapla ilgili aklınıza hayalinde gelmeyecek rüyalar görürken bulabilirsiniz. Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Tutunamayanların soluksuz aşk bölümüne bırakıyoruz. Ne nokta var, ne virgül, ne de bir es. Başından başlayıp bir yerden çıkacağım. Siz de nokta koymaya kalkmayın. Bence bırakın metin içinizde aksın, gitsin. Seni tanımadan önce ağaçların çiçek açtığı ve yaprak döktüğü mevsimleri hep kaçırırdım derdi. Resim yapmayı sevdiğim halde denizin mavisini bilmezdim. Yaprağın yeşilinin her mevsimde değiştiğine dikkat etmemiştim. Seni tanıdıktan sonra o güne kadar tabiat resmi yapmayı sevmediğim halde bir ağaç, bir yaprak, küçük bir ot bile çizmiş olmadığım halde ve daha çok kitaplardan kopyalar yapmakla yetindiğim halde ve insan resimlerini fotoğraflardan kareyle büyütmeyi kolayıma geldiği için tercih ettiğim halde, seni tanıdıktan sonra gözleri yeni açılmış bir küçük hayvan gibi çevreyi şaşkın ve hayran bakışlarla ve insan olmayanı ayırmadan incelemeye başladım ve kalemi, iğne uçlu mürekkepli kalemi ve resim kağıdını alarak kırlara açıldım. Ve eskiden kurşun kalemle çalıştığım zamanlardan, yani tarihten önce çizgilerimdeki kararsızlık yüzünden kağıdı sonsuz çizgilerle silip tekrar çizdiğim çizgilerle silgi izleliğiyle kararttığım halde doğrudan doğruya çini mürekkeple çalışmaya başladım. Hiç silmeden seçtiğim ağaçları, evleri, gökyüzünü, yolları, otları, hele bu kadar ilgi çekici olduklarını ve büyük bir sevgiyle çizilebileceğini düşünmediğim otları ve toprağı yeni bir gözle, daha doğrusu ilk defa çizebileceğimi hissettiğim bir gözle görmeye başladım. Ve ilk anda ışık ve gölge meselelerini hallettiğim söylenemezse de duyuş bakımından ve her şeyi sanki onların arasındaki gizli ilişkiyi sezmişçesine sürekli bağlantılarla yerleştirme bakımından kağıda geçirmeyi becerdiğim söylenebilirdi. Ve bunu sevginin bana kazandırdığı üçüncü göz olarak adlandırdığımı ifade ettiğim zaman bana kızmış ve alay ettiğimi, senin duygularını hafife aldığım için uydurduğumu söylemiştin. Oysa
bendeki tutukluğun senin yanında nasıl azaldığını bilsen. Evet, senin yanında korkularımı, benim dışımda var olan ve her zaman benden gizlenen şeylere karşı duyduğum korkuları, onların yabancı ve düşmanca bir inatla bana sırlarını vermemelerinden duyduğum belirsiz sıkıntıları unuttuğum doğrudur, derdi.